Herkese merhaba. Herkese, benden de merhaba. Bugün ne yapıyoruz abi? Valla biz her zamanki gibi hazırlıksız. Direkt konuya daldık. Önden hiçbir çalışma yapmadık. Ana amacımız şu. Mikrodalga fırın inceleyeceğiz. Kurcalayacağız. Bakacağız. Hangisi daha iyi pişiriyor? İlteriş kardeşimizin karnı acıkmış. Gitti tavukçudan bir şeyler aldı kendine. Tavuk yapacağız. Samsung'un arkadaşlar 2 adet mikrodalga fırınını bugün hem kutularından çıkaracağız hem de ürünleri birbirleriyle karşılaştıracağız. İddialı bir modeli var açıkçası. 51-0 olandı değil mi o? Aynen. Bir de ızgaralı bir modeli var. O da 301. İkisini de karşılaştıracağız bugün. Hem fiyatlarıyla kıyaslayacağız, mukayese edeceğiz. Hem de birbirleriyle kendi aralarında bir mukayese edeceğiz. Mikrodalga fırın almayı düşünenlere umarım bu video faydalı olur. Ve kutu açılışlarını yapacağız. Daha sonra biz de sizlerle birlikte kurcalayacağız bunu. Hangisini açalım? İlk bunu açalım abi. Tamam. Çok fena bıçaklarım hemen. Uzak duruyoruz zaten. Açalım. En üstte cam tabağımız çıktı. Şöyle ayıralım. Yetkili servis listesi. Ve kullanım kılavuzu. Seramik iç yüzey. Tabağı alayım lütfen. Tabak yerine oturdu. Kapak da tamamdır. Bu hazır. İltiriş. Bu hazır. O zaman bir de öbürünü açalım. Kenara. Hatta ben tutayım. Aç bakalım onu. Yine o yüzden elimizde. Bunda da ilk tabağımız. Tabak çapları aynı gibi model, değil mi? Model olarak da tabaklar aynı sanırım. Hemen bir karşılaştıralım. Bir bakıyorum. Aynı. Tabaklar birebir aynı. Tabak çapları aynı. Bu arada her ikisi de 23 litreydi galiba. Bunları zaten birazdan değineceğiz. Şık değil mi? Evet. İkisi de oldukça şık. Özellikle bordonun çok şık duruyor. Yalnız bu da daha fonksiyonel duruyor. Vallahi güzelmiş. Yanaştıralım biraz. Evet, kutu açılışlarımızı yaptık. Ürünlerimizin en azından fiziksel olarak bize neler sunabileceğine şahit olduk. Şimdi bundan sonraki aşamada İlteriş her ikisini de tek tek teknik özellikler olarak kurcalayalım. Aynen. Bir nevi size kullanım kılavuzu olalım. Kutularımızı açtık. Size göstermeden önce genel olarak teknik özelliklerini ve kullanımını inceledik. Hangi tuş ne işe yarar şeklinde. Ve şu anda size pratik bilgiler sunacağız aslında. Biz sadece teknik özelliklerini anlatıp geçmeyelim. Bir de gerçekten bir deneyelim istedik. Burada bir fark var. Bu mikrodalga fırın, yani 51-0 olan sadece mikrodalga fırın. Fakat bu onun modelini hep unutuyorum. 301. 301 olan modelimizde ise grill artı mikrodalga özelliği var. Grill özelliği olması sayesinde üst tarafında bildiğimiz bizim geleneksel fırınlardaki rezistanstan var. Dolayısıyla bunda üst tarafta grill, aynı zamanda mikrodalga. İstiyorsanız sadece grill olarak, isterseniz mikrodalga artı grill olarak kullanabiliyorsunuz. Biz ilk önce bunda sadece mikrodalga olarak bir tavuk kaç dakikada nasıl pişiyor, nasıl bir sonuç çıkarıyor, onu bir sizlere sunalım. Ondan sonra da diğerinin tanıtımına geçeriz. Uygun mudur? Ona geçmeden önce mikrodalga konusunda çok soru geliyor. Sağlıklı mıdır? Çalışma prensibi nedir? Bununla ilgili bir kısa bilgi verme şansın var mı acaba? Şöyle onu da anlatayım. Çok güzel bir nokta oldu. Gerçekten bu konu ile ilgili oldukça fazla soru var. Soru olmasının yanı sıra benim abim Taner Elbacı, abime de selam olsun buradan. Lokantada dahi eğer bir yemek mikrodalga fırından çıktıysa asla yemez. Abimin evinde mikrodalga fırın yoktur, kullanmaz. Ancak ben değil mi var acaba? Ya o tabii zararlı olduğu konusunda kesinlikle iddialı. Aslında bu biraz görece, şöyle ki ben yıllardır kullanırım. Yaşım 46 oldu artık. 27-28 olsun. O yaşlardan beri kullanıyorum. Ölmedim henüz. Bilinen bir sağlık sorunum da yok. Ancak şu bir gerçek. Gerçekten mikrodalga fırınlar çalışma prensibi gereği yüksek oranda bir radyo frekans alan oluştururlar. Ancak hani
fiziği bilenler veya yüksek elektronik bilgisi olanlar Faraday kafesini falan bilirler. Hani belli orandaki manyetik alanları belli bir alan içerisinde muhafaza edebilme imkanı var. Mikrodalga fırınlarda da zaten kullanılan temel prensip bu. Gerçekte mikrodalga fırın 2.4 GHz'di yanılmıyorsam. O frekans bandında çalışıyor. Çoğu da 2.4 GHz'de çalışıyor. Benim şu an kullandığım Wi-Fi aktarım sistemi 5 GHz'de çalışıyor ve bildiğin çanak antenle çalışıyor. İnsanlar haklılar. Bu yüksek oranda radyo frekans alana veya yüksek oranda manyetik alana maruz kalmak istemiyorlar. Ancak o kadar enteresan bir şey var ki biz mikrodalga fırından kaçalım diyoruz da bizim şu an bulunduğumuz bölgenin camından dışarı baktığımızda şu karşıdaki tepenin üstünde 3 tane cep telefonu operatörünün baz istasyonlarını görüyoruz. Yani onların yaydığı radyo frekans ve manyetik alan ile bir mikrodalgayı karşılaştırdığımızda bu biraz deve ve kulak gibi bir şey oluyor. Tabii ki ben mikrodalga fırın sağlıklıdır, alın koynunuza yatın demiyorum. Ama mutfakta usulüne uygun ve kullanma kılavuzuna uygun şekilde kullanıldığında gerçekten bir kurtarıcıdır. Ve ciddi anlamda da ben bunun hiçbir sağlık sorununu görmedim. Bazı şehir efsaneleri vardır bu konuyla ilgili. Mutfakta hatta bunu Hakkı Erdoğan, o kardeşime de selam olsun, o anlatmıştı bana. Onun da kendine ait bir anlatım tarzı vardı, İlteriş. Birader adam unutmuş, kapağını da açık unutmuş bunun. Adamın böbrekleri pişmiş, ne diyorsun sen ya o demişti bana. Şimdi enteresan olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böbrekler sadece, yani adam pişmemiş. Yani sadece böbrekler bu. Sanırım seçici mi mikrodalgaymış, sakatata çalışıyormuş anladığım kadarıyla. Aşçıyı bırakmış, bir tek böbreklerini pişirmiş. Kaldı ki arkadaşlar hemen biraz sonra uygulamada da göstereceğim size. Bu mikrodalga fırınların, yani bu fırınların tamamında kapaklarında çift emniyet sistemi vardır. Çalışır halde iken kapağı açmaya kalktığınızda dahi sistemin temel ünitesi olan magnetron dediğimiz şey, o yüksek oranda bunlar neydi çalışma prensibi, 2.4 GHz'de artı ve eksi, işte nötron, proton, bunların birbirine evet çarpışması. Egzozun kopsun değil mi? Değil. Bunların birbirine çarpışması, o çarpışma neticesi oluşan yüksek ısı, o ısının su moleküllerine sirayet etmesi ve kütleyi ısıtması prensibiyle hareket ediyor. Aslında su molekülü olmayan hiçbir şeyde mikrodalga fırının herhangi bir etkisi yoktur. Yumurta mesela, yumurtayı pişirmek iste mikrodalga fırının içinde. Sen bunları yeni aldın ya, hayırlı olsun. Eve gidince sen yumurtada bir dene bunu. Yok. Koy mikrodalga fırının içine. Kesinlikle patlıyor çünkü normalinden çok daha hızlı bir genleşme olduğu için yumurtanın kabuğunu tabii dışa doğru bayağı büyük bir basınçla patlatıyor. Şimdi mikrodalga fırının nasıl çalıştığını anlattık. Sağlıklı mıdır değil midir konusunda arkadaşlar ben bir sağlıkçı değilim. Bu konuda uzman da değilim. Ancak olayın mantık yönüne baktığımızda bana göre sağlıksız herhangi bir tarafı yok. Bu alet 2.4 GHz'de çalışıyor. Evlerimizdeki modemler de 2.4 GHz'de çalışıyor. Telefonların içinde de 2.4 GHz modemler var. Telefon evet. Şimdi bazı itirazlar gelebilir onların SAR değerleri var diye. Onların SAR değerleri varsa bu mikrodalga fırınların da uluslararası kriterlerde CE standartlarında belirlenmiş değerleri var. O değerlerin üzerinde zaten herhangi bir noktaya çıkabilme olanakları yok. Çalışma mantığını çok teknik olarak merak eden arkadaşlar yorum bölümüne yazsınlar. Yazılı olarak da magnetronun, DC konverterin ne işe yaradığına kadar her şeyi tek tek orada yazılı anlatabilirim. Video süresini kısa tutabilmek adına burada o teknik detaylara girmeyeceğim. Biz şimdi ne yapalım? Genel olarak bir kullanıma bakalım. Hemen o zaman senden ricam, getirmesi kolay. O tavuklarla bu baharatları harmanlamanı rica edeceğim. Ama İlteriş, şimdi bu porselen tabakta mikrodalga fırında yapacağız. Bana oradan bir parça veya iki parça ayırmanı istiyorum. Bir mikrodalga da deneyeceğiz. Bir de aynı şekilde grill de deneyeceğiz. Nasıl bir sonuç alıyoruz onu da görelim. Bunu nasıl açacağız? Tavuğumuzu hazırladık.
Şu gördüğünüz gibi iki parça kemikli inciğimiz var burada. Baharatlarını koyduk. İlteriş'in yoğurabildiği kadarıyla poşetin içinde yoğurduk. İlteriş beğenmeyince üstüne de biraz serpiştirdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuru. Tabağın içinde hiçbir şey yok. Streçte falan da sarmıyorum herhangi bir şekilde. Buyur kardeşim, yerleştir içine, sana zahmet. Kapağı kapatıyoruz. Şimdi işin program kısmı var. Biz bir tavuk yapacağız ve bunu mikrodalga fırında yapacağız. Samsung 51.0 model mikrodalga fırında. Şurada gördüğümüz mikrodalga işaretine basıyoruz. Burada watt cinsinden gücünü gösteriyor bize. 800 watt. Buraya her bastığımızda select butonunu 600 watt, 450 watt, 300 watt, 180, 100, tekrar 800 watt şeklinde. Gördüğünüz gibi 800 watt'ı seçtim ben. Güç yüksek olsun istiyorum. Bununla birlikte bir de süre konusu var. 800 watt'ı seçtik. Şimdi bir de buna ne kadar süre boyunca çalışması gerektiğini söyleyeceğiz. Onu da şuradan yukarı ok işaretiyle 3... Ben bunu bir 6 dakika olarak seçiyorum şu an. 800 watt güç uygula, 6 dakika boyunca çalış diyorum ben bu arkadaşa ve buradaki start butonuna basıyorum. Çıkan sesten magnetron dediğimiz mikrodalga fırının temel işlevini yapan o malzeme devreye girdiğini anlıyorum sesinden. Işığı yanıyor ama biraz zor görülüyor. Bu esnada bakın 5 dakika 43, 42 diye geriye doğru sayıyor. Kapıyı gösterdim mi bu arada? Aa, çok güzel. Hemen bu vesileyle iltiriş çok güzel bir noktaya değindi. Arkadaşlar çalışıyor şu an. Kapağı açalım. Kapağı açtık. Sistem tamamen durdu. İkimiz de ölmedik. Zaten mikrodalga fırın hemen öldürür diye bir iddiası yok hiç kimsenin. Yani mikrodalga fırın kullanmayı sevmeyenlerin mikrodalgayı kullanınca hemen ölürsünüz gibi bir iddiaları yok. Ancak sağlığa zararlı olduğu ve kanserojen olduğu yönde iddiaları var. Ben kesinlikle yalan da demiyorum, yanlış da demiyorum. Sadece yıllardır kullandığımı söylüyorum. Bu tarz, bu anlamda herhangi negatif bir şey görmedim. Kaldı ki milyonlarca insanın da kullandığını biliyorum. Kapattığımızda tekrar devreye girmiyor kendisi. Yeniden sizden start komutu bekliyor. Çünkü bu tam kontrol bir panoya sahip. Mekanik olanları var bunların. Mekanik olanlarında kapağı açtınız mı durur, kapattınız mı tekrar çalışmaya devam eder. Ama yine de çift emniyet anahtarı olduğunu, o emniyet anahtarları eğer aktif değilse hiçbir şekilde ürünün devreye girmediğini söyleyebilirim size. Yine çalışma prensibi gereği cihazın içerisinde bir fan vardır. Bu fan asıl temel görevi aslında magnetronu soğutmaktır. Ancak sistem içerisinde de belli bir hava sirkülasyonuna sebep olduğu için arka taraftan hava çıkışları da mevcut. Bunu şu sebeple anlattım. Daha çalıştıralı ne kadar oldu? 1,5 dakikaya yakın olmuş. İçeriden hafif baharat kokuları gelmeye başladı. Ben kokanmıyorum artık. Cızırtıları duyuyor musun? Yani kokanmasam da kulaklarım işitiyor abi. Evet. O zaman bundan sonraki bölümü hızlandırabilirim ki sizi bu kadar uzun süre bekletmeyelim. Evet, 10 saniye kaldı, şimdi kapanacak. 6 dakika ve video çektiğimiz için 800 watt'ı seçtik. Bitti. Nasıl bir sürprizle karşılaşacağız? İlteriş bir çıkarır mısın bakalım? Normalde 450 watt 8 dakika daha tercih sebebidir. Oo, buharlar çıkıyor. Tabağı alalım. Kameraya tutalım. Evet, çıkan sonuç bu. Yağlar yüzüyor içinde. Aslında bu biraz daha sulu oluyor. 450 watt ve 8 dakika tercih edilirse daha sağlıklı oluyor. Bıçağımız nerede? Deneyelim. Şeyleri açtık ya. Tamam, temizleyiriz. Aslında güzel. Baharatları türlü tuz atmadım ek olarak ama güzel yani. Yumuşaklığı nasıl? Yumuşaklığı da gayet güzel. Kurutmamış. Kurutmamış gayet güzel. Suyunu bırakmış, pişirmiş. Hı hı. Bir tavuk 6 dakika. Hı. 6 dakikada sana baharatıyla, suyuyla, tuzuyla yenebilecek şekilde hakikaten böyle bir sonuç çıkarıyor yani, ve çok pratik bir özlem.
Yani yenmez mi? Sıcak. Sıcak. Neden böyle sesler çıkarıyorsun sen ya? Benden. Yani o zaman biraz daha beklesin mi yoksa yeterli mi sence? Şöyle yapalım. İnteriş. Biz bunu 300 watt'a alalım. 300 watt'ta o 3-4 dakika boyunca daha kendi kendine pişsin. O esnada bu mikrodalgamıza geçelim. Ben ayarlayayım o zaman. Tamam, ayarla bakalım. Bu esnada anlat aynı zamanda nasıl ayarladığını. Peçetemiz nerede? Tekrar o zaman başla, sarayım başa. Microwave dediğimiz, microwave ya da mikrodalga butonuna basıyoruz. Yine aynı şekilde 800 watt olarak çıkıyor. Buradan biz 300'e düşüreceğiz. 300'e düşürdük. Select butonuna bastık. Dakikamızı kaç ayarlayalım abi? 4 dakika olsun. 4. Biraz daha yükselteyim. 4 dakika, tamam. Ondan sonra start butonuna bastık. Tamam. Biz şimdi bu mikrodalgamızdan grill olarak, yani sadece üstteki rezistansı kullanalım. Mikrodalgasını kullanmayalım. Bir de ona yerleştirelim bakalım tavuklarımızı. Tamam. Buyurun. Lütfen izleyicilerimize sırtınızı dönmeyiniz beyefendi. Yan lütfen. Evet. Şöyle yanaştıralım bunu. Sana bir tavsiye, deri olan kısmı var ya. Üste mi? Alta değil, evet, üste gelsin. Çünkü yağ kısmı sıcağa daha fazla maruz kalır. Daha erken erir, aşağı doğru akar. Öbürünü de çevirebilirsin. Tamam. Çok güzel. Tabağımızı yerine yerleştirelim. Ekrana da görünecek şekilde. Senden ricam, bunun sadece grill özelliği var ön tarafta, panoda. Sadece grill özelliğine bastık. Evet. Dakikamızı şu şekilde. Kaç dakika olarak ayarlayalım? 10 dakikayı ayarla. Tamam. Bir kontrol edelim. 10 dakika. O zaman start diyorum. Nasıl var? Teknik özelliklerinden bahsetmedim. Çok ekli özelliği yok aslında ama hani grill modu, ayrıca grill modu olduğu için şu şekilde sadece grill modu var. Mikrodalga modu var. En alt kısımda yine mikrodalga artı grill modu var. Tamam. Sağdaki bittiği bir kontrol et bakalım. Olmazsa ek sürede verebilirsin. Yani çok daha iyi duruyor değil mi? Biraz daha iyi pişmiş. Peki ters çevir tavukları. Bak nasıl sulu sulu, gördün mü? Aynen öyle. O zaman şimdi buna bir 2 dakika daha verebilirsin. Deneme yapıyoruz sonuçta. Senin gibi bekar bir kardeşimiz evde pratik bir yöntemle nasıl böyle... Kaç liraya aldın bu tavukları? Tavukları 10 lira. İki toplam hepsi 10 liraya. 10 liraya 4 parça incik. 2 tane ekmek alsan 12 lira. Bir kola alsan yanında. Kola kaç lira oldu? 3 lira mı oldu? 15 liraya bir öğlen yemeği mi çıkıyor arada? Şuradan silerim. Yani çok daha fazla ısınıyor değil mi? Çünkü, evet. Çünkü tam bir... Fırın mantığıyla çalışıyorsun. Evet. Ama normal fırınlarda daha hızlı pişiriyor değil mi? O konuda çok iddialı olmam. Çünkü sadece üst tarafta küçük bir rezistansı var. Şuna bir bakabilir misin? Tabii. Ne durumda? Merak ettim. Aç aç, korkma. Bismillah. Hiçbir değişiklik yok desem yeridir. 3,5 dakika oldu. Yani değişiklik yok. Ama sıcaklığı veriyor değil mi? Bir sıcaklık var içeride. Tamam, dikkat et. Kapat abi kapağını. Ver startı, devam etsin. Şu an her iki fırında testte bu taraf mikrodalga olarak pişirme yapıyor. Bu taraf sadece grill olarak pişirme yapıyor ve artık biz ufak ufak cızırtıları duymaya başlıyoruz bu tarafta. Tabii ki mikrodalga ile olduğu kadar hızlı ve çabuk olmuyor. Dikkat edersen İlteriş, bunda ısı daha az ama daha erkenden pişirdi, bitti. Bitirdi yani. Bu, elini koy buraya, şu an soba gibi. Hatta şu arka tarafa dikkat, koy elini, biraz dikkatli koy. Çok daha sıcak. Çok daha sıcak. Elini orada uzun süre tutamazsın. Ancak daha ortada pişmeye yönelik somut bir şey yok. Dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? Sadece grill olduğunda beklenti çok çabuk olması yönünde olmasın hiç kimse de. Ama o zaman da ortaya şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Abi olayı hızlandırabiliriz. Adamlar teknoloji yapmış ya. Grill ile birlikte mikrodalga da yapmışlar. Biz niye onu kullanmadık diyebiliriz. Tabii burada önemli olan ne?
Bunun herkese hitap etmesi bu modelin. Arkadaş ben mikrodalgaya karşıyım diyorsa benim abim, o zaman tavuğu alır, grili açar. Konvansiyonel yani geleneksel fırın mantığıyla üst taraftan tavuğu pişirir. Ama aradaki fark nedir? Ben yemeğimi 8 dakikada yenecek hale getirebilmişken abim bunu muhtemelen 18 dakika civarına yaymış olacaktır. Hatta şöyle bir durum da var. Biz bu grillde üst taraf pişmeye başlayınca daha bir de bunu alacağız, çevireceğiz. Altı da biraz ısı görsün diye. Neden? Çünkü sadece yukarıda rezistans var. O yüzden. Aşağıda rezistans yok. Bir de fizik kuralı, sıcak hava yükselir. Aşağıdan yukarı doğru gelen bir sıcaklık yok. Haznenin içinde olduğu kadar, kaldığı kadar ısıyla pişecek bu şimdi. Bu bitti İlteriş. Yani bunun genel sonucu belli. Tabii şöyle bir durum var, onu da izah edelim. Biz 300 watt'a indirdiğimizde sonuç bu. Eğer biz bunu 450 watt'a, 600 watt'a çıkartırsak çok daha farklı bir sonuç, çok daha farklı bir süre elde edebiliriz. Kalsın, soğusun, sen sonra gönül rahatlığıyla yiyebilirsin onları. Peki bunu bir kontrol edelim ister misin? Kaç dakika geçti şu an, ne kadar? Şu anda 3 dakika 45 saniye kaldı, 40 saniye civarında. Yaklaşık 6,5 dakikamız geçti yani. Tamam, 6,5 dakika geçmiş. Çekelim bakalım, pişmeye yönelik herhangi bir ibare var mı? Yani birazcık renkler solmaya başlamış. Evet. Tek bir damla yağ bir, düşmüş. Bir damla da aşağı yağ düşmüş. Peki şöyle bir şey yapalım mı İlteriş? Efendim? Kombi moduna geç. Ben de onu diyecektim. Eziyet olmasın. İstersen şunu yapalım. Şuradan İptal et önce. Stopa basarak sıfırladım. Tavukları çıkar. Ters çevir şimdiden. Tamam. O zaman sonra da kombi moduna geçelim. Yani sıcak olduğu için biraz daha. Bu arada bir şey daha dikkatimi çekiyor. Grill modundayken daha kurutmaya yönelik oluyor gıdayı. Tabii. Hani böyle bundaki gibi sulu sulu lezzetli bir görüntü göremedim. Cam tabağa oturtmak için biraz sağa sola çevirmen gerekecek. Evet, oturmuş. Tamam. Kapatıyoruz. Şimdi hemen izah edelim. Grill modunda denedik. 7 dakika boyunca üst tarafta pişmeye yönelik bize bazı işaretler verse de henüz tavaya bir damla yağ anca düşürebilmiş. Bu bize şunu izah ediyor. Demek ki grill bölümünde biz buna bir 20 dakika falan komut vereceğiz. Ve ondan sonra da 20 dakika boyunca mutfağa uğramayacağız gibi bir sonuç çıkıyor. O zaman şunu yapabiliriz. Grill ile aynı anda mikrodalgayı da devreye sokan 301 modelimizde kombi modu var. Yani grillin hemen yanında grill artı mikrodalga simgesini işaret eden bir kombi modu var. O zaman kombi modunu alalım ve o şekliyle 6 dakika verelim. Ne dersin? 600'de başladı. Genel olarak direkt 600 gösterdi. 600. Tamam. 600 watt, 800 watt olarak da bunları pişirme gücü olarak değerlendirebiliriz. 600 watt'ta kalsın. Kaç dakika? 5 dakika verelim o zaman. Çünkü nereden baksan 7 dakikaya yakın biz ısıya maruz bırakmıştık bunu. 600 watt'ta 5 dakika boyunca pişirelim. Ondan sonra da zaten finale doğru gideriz. Tamam, 5 dakikaya alalım. 600 watt ayarladık ve başladı. Yine de 51 çift sıfırı 301 modele göre daha kullanışlı buldum. Grill özelliği olması bunda avantaj. Ancak ne kadar işinize yarayabilir o biraz tartışılır. Yine de grill olması yani üstten rezistansı olması size ne kadar avantajdır? Bunu ürün tercih ederken sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Her iki ürünün de 23 litre olduğunu da hatırlatmak isterim. Ve bizim son 38 saniyemiz. Bakalım hiç kapağını açmadık bu sefer. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Bu fırından çıkan ile bu fırından çıkan birbirinden ne kadar farklı olacak? Bir görelim. Haydi bismillah. Abi bayağı bir suyu salmış. Evet, tabağı komple çıkaralım bir görelim bakalım İlteriş nasıl bir sonuçta karşı karşıyayız.
İlterişi çıkarttırıyorum. Eli yanacaksa birinin, o ben olmayayım. Onu kameraya gösterebilir miyiz? Gösterebilir miyim bilmiyorum. Yani, o kadar sıcak mı cam? Biraz sıcak abi. Tabii grilin de etkisi var. O zaman buradan nerede bıçağımız? Vallahi yumuşacık. Pamuk olmuş, pamuk. Bu kadar ve, olur ancak yani. Ve hani ilk grille başlatmamıza rağmen hala bir o şeyini koruyor hani. Islak halini, biraz daha böyle sulu. Gayet sulu, evet. Suyunu muhafaza etmiş. Şöyle bastırdığım zaman aşağı şıkır şıkır damlıyor hem yağı hem suyu. Oldukça leziz görünüyor. İlteriş. Gayet güzel olmuş bence. Kaç dakika sürdü? 5 dakika. 5 dakika. Öncesinde bir 7 dakika grillde denemiştik. Ama mutlaka ısıl işlemin bir etkisi olmuştur. Evet. Her halükarda şunu tecrübe edebiliyoruz ki mikrodalgada incik gerçekten güzel oluyor yani. Tekrar koyayım mı? Valla bence o bildiğin lokum gibi olmuş. Bana kalırsa kesip bir tadına bakabilirsin. Ondan sonra kapanışa geçeriz. Sevgili İlteriş, düşüncelerin nedir? Alayım. Ben açım abi. Konuyu açlığa bağlarsın. Açım hemen finale bağlayalım diyorsun. Ya, işin şakası bir yana, ben gerçekten yemek konusunda seçici olmasam da yemek yemeyi seviyorum. Adem abinin dediği gibi seçici değilim aslında ama yemek yemeyi seviyorum. Ve şu anda düşünüyorum, dediği gibi işten eve gelmişim ve hızlı bir şekilde bir şeyler yemek istiyorum. Hemen pratik bir şekilde şu an yemeğim hazır. Bu yönden oldukça kullanışlı mikrodalga fırınlar. Bunu düşünerek zaten sipariş vermiştik. Amacımıza ulaştık bence. O zaman güle güle kullan diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu videoda sizlere biraz bölünmüş, biraz konudan sapıyormuş gibi olmuş gelebilir size. Ancak burada amaç hem iki mikrodalga fırını birbiriyle karşılaştırmak. 800 watt güç uygulayabilen bir mikrodalga, 600 watt güç uygulayabilen bir mikrodalga. Sadece mikrodalga fırını özelliği var. Grill artı mikrodalga fırını özelliği var. Tam dokunmatik ekrana sahip, manuel jog dediğimiz çevirmeli butona sahip. Her ikisinin de kendine göre bir özellikleri var. Ama her ne olursa olsun her ikisi de 23 litrelik mikrodalga fırın bunların. Burada grillde önce 10 dakikayı denedik ama grillden istediğimiz sonucu çabuk elde edemeyince 5 dakika mikrodalga artı grill olarak ayarladık. Orada da yine üstünü o nar gibi yaptı. Tavuğun kendisinin içi de bildiğiniz lokum gibi oldu. Gerçekten yumuşacık. Bu böyle biraz hani genelde gıda işine pek girmeyiz ama hani ürün mikrodalga olunca mecburen bir şey pişirerek test etme zorunluluğu da oldu. Fırınlarla ilgili anlatılacak çok detay olsa da video uzamasın. Merak ettiğiniz ne varsa yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince hızlı şekilde cevaplandırmaya çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Esen kalın.